Tekrardan merhabalar. 9. sınıf Türk Dil Edebiyatı ikinci kez sınavımıza hazırlık için bir çalışma yaptık. Onunla devam ediyorum. 3. ve 4. ünitelerimizin geçerli olduğu örnek yazılı sorularınıza bakacağız. Evet, şöyle başlayalım ilk sorumuzla. Şimdi ilk soruda demiş ki bu şiir dörtlüğü hangi şiir türüne örnek olarak gösterilebilir şeklinde bir soru var. Yani şiirden gelmiş bir soru bu bize. Bakalım. Kör oluyum Mehdim Merde yeğine, Koç yiğit değişmez cengi düğüne, Sere serpe gider düşman önüne, ölümü karşılar meydan içinde. Şimdi bu bir kahramanlıktan bahsediyor sanki, böyle bir savaş olaylarına karşı cesaretten, kahramanlıktan bahsetmiş. Şimdi hangi şiir türüne dediği için bize kahramanlık, cesaret gibi konulardan bahseden şiir türümüz burada epik şiirdi diyorum. O yüzden cevabımız C şıkkı. Köroğlu'nun burada savaşla, kahramanlıkla, cesaretle alakalı yazılmış olan şiirine epik şiir türüne örnek gösterilebilir diyorum. Şimdi geçiyorum bir diğer sorumuza. Burada verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Bir şiir, bir dörtlük gibi bir şey vermiş bize burada ve bununla alakalı verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Şimdi bakalım. Gökyüzü İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, Elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni şeklinde bir dörtlüğümüz var burada. Bakalım. Telmih sanatına yer verilmiştir. Evet, telmih sanatımız neydi bizim? Şöyle yanına hatırlatma. Ben de bunu size hatırlatmış olayım. Telmih sanatı hatırlatmadır dedik. Şimdi burada hatırlatma ile alakalı bir şey var mı? Evet var. Tur Dağı'nda Musa ile diyor. Musa peygamberi hatırlatmaya çalışmış, yani burada geçmişteki bir kişiyi hatırlatmaya çalışmış. Burada aynı şekilde İsa derken yine Hazreti İsa'yı hatırlatmaya çalışmış. O yüzden geçmişe yönelik çağrışımlar yaptığı için telmih sanatı vardır diyorum. Yani hatırlatma sanatı vardır diyorum. Sekizli hece ölçüsüyle yazılmış. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır demiş. Buna da doğru diyorum. 8'li hece ölçüsü vardır diyorum. Kelime halinde redif kullanılmıştır diyor. Evet, baktığımızda şurada ile kelimeleri burada kelime halinde redifin kullanıldığını gösteriyor. Tam kafiye bulunmaktadır diyor. Tam kafiye bulunmakta mı? Evet, iki ses benzerliğinden iki ses benzerliğine biz tam kafiye diyorduk. Burada iki ses benzerliği de hakim olduğu için tam kafiye bulunmaktadır diyorum. Çapraz kafiye örgüsü vardır diyor. Bakalım. İle, buna A dedik. İle yine A dedik. Yine ile ile bitiyor. A dedik. Seni dediğinde değiştiği için B diyorum. Ama çapraz kafiye örgüsü böyle değildi. Çapraz kafiye örgüsü AB şeklinde gidiyordu. Şöyle AB şeklinde gidiyordu. O yüzden burada bu hakim değildir diyorum. Yani bu verilen şiirle alakalı bilgilerden çapraz kafiye örgüsü olduğu bilgisi yanlıştır diyorum. Şimdi geçiyorum bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bakalım verilen şiirin teması hangisidir diye sormuş. Bakalım şiirimize. Gözlerimde parıltısı bakır bir taşın, kulaklarım komşuların ayak sesinde, varsın bir yudum su veren olmasın, başucumda biri bana su bitti desin de. Yani komşularının ayak seslerini duymak istiyor. Bir yudum su veren olmasa bile, yanında birisinin olup da yeterken su bitti dese bile, yanında yeterken birisi olsun istiyor. Burada şiirin esas ana teması, yani bize burada şiirle esas verilmek istenen tema arkadaşlar, gördüğünüz gibi yalnızlık. Yani komşularının ayak seslerinden bahsetmesi, yanındaki kişinin ona bir yudum su vermeden bile, hani su bitti diyebilecek birinin bile olması, yeterken yalnız kalmayayım da diyor, gerisi ne olursa olsun bir şekilde hallolur demeye getiriyor. O yüzden bu şiirin temasına biz şöyle yalnızlıktır diyoruz. Geçiyorum bir diğerine arkadaşlar. Şimdi burada ağır basan duygu hangisidir diye sormuş. Şiirimizde ağır basan duygu nedir diye sormuş. Sevdan aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Şimdi burada sevdan aldı benden beni derken, bana seni gerek seni derken, yani sen bana lazım, bana sen lazımsın demeye çalışıyor burada. Ben yanarım dünü günü, yani
dün, bugün, her gün yanıyorum ben demek. Bana seni gerekseni yine bana sen lazımsın demek. Şimdi burada korku değil gördüğünüz gibi. Gelecek kaygısı değil, fedakarlık değil, hüzün değil. Burada sevdan aldı benden beni derken zaten ilk cümlesinden de net bir şekilde anlayacağımız gibi arkadaşlar, ağır basan duygu burada aşk duygusudur diyorum. Evet, cevabımız değişik olarak işaretledik. Geçiyorum şimdi. Verilen dize, yukarıda verilen dizelerde hangisi yoktur demiş. Bakalım. Kuruyan bahçeme saksılar dizerim. Etrafım kimsesiz, içerim dolu. Ruhuma bir çizgi gibi çizerim. Dağların ardına uzanan yolu. Şimdi burada gördüğünüz gibi redif ve kafiyeyi zaten direkt buldum. Redif ve uya direkt buluyorum. Şöyle. Kelime şeklinde değil, ek şeklinde ve aynı şekilde de benzerlik, ahenk sağlanması için. O zaman bunları hemen ne yaptım? Eledim. Ölçü var mı şiirin ölçüsü? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 şeklinde ilerlediği için o zaman diyorum ki 11 ile ölçü kullanılmıştır burada diyorum. Bu da var. Benzetme var mı ona bakalım. Kuruyan bahçeme saksılar dizerim. Etrafım kimsesiz, içerim dolu. Ruhuma bir çizgi gibi çizerim. Çizgi gibi derken burada bir benzetme durumu söz konusu. Şöyle. O zaman benzetmeyi de bulduysam kişileştirme yoktur diyor. Olması lazım mantıken ama biz gene de bir garanti alalım işimizi. Kuruyan bahçeme saksılar dizerim. Kişileştirme biliyorsunuz ki insan olmayan bir varlığa insani özelliklerin verilmesiydi. Böyle bir şey var mı cümlenin dörtlüğümüzün içerisinde? Etrafım kimsesiz, içerim dolu. Ruhuma bir çizgi gibi çizerim. Dağların ardına uzanan yolu. Burada cansız bir varlığa ya da insan dışı bir varlığa bir insana ait özellik verilen bir cümle ya da bir parça bulunmuyor. O yüzden olmayan kısım, bizde de olmayan kısım kişileştirmedir diyorum. Geçtim. Şimdi hangisinde soru anlamı, soru sıfatı ile sağlanmıştır diyor. Şimdi soru sıfatı ile sağlanmıştır dediğinde burada bana vereceği cevabın da soru, sıfat olması gerekiyor. Bakalım şöyle bir inceleyelim. Şimdi hangisinde soru anlamı, soru sıfatı ile sağlanmış? Dünyamız savaş yerine mi döndü? Buna verebileceğim cevap evet, dünyamız savaş yerine döndü diyebilirim. Ve evet bir sıfat değil arkadaşlar. O yüzden bu değil. Ben şu an kaç yaşındayım? Hangi rüyadayım? İki tane cevap verebilirim buna. Kaç yaşındayım? 18 yaşındayım. 18 yaş. Kaç yaş? 18 yaş. Bir ismi niteliyor ve sayı sıfatı. Asıl sayı sıfatı. Hangi rüyadayım? İşte şu rüyadayım. Yani çok açıklayamasak da atıyorum. O an direkt şu rüyadayım desem bile burada şu rüya derken yine orada sıfat, yani ismi nitelediği için sıfat alıyorum cevap olarak. O yüzden cevabım sıfatsa zaten doğal olarak sorum da sıfat oluyor. Aslında bulduk cevabı ama diğerlerini de yine inceleyelim. Devam eder mi kanlar akmaya? Hayır etmez diyebilirim. Hayır etmez derken orada etmek bir isim değil ve hayır da bir sıfat değil. O yüzden yine aynı şekilde bununla geçiyorum. Sabah uyandığımda mutlu hisseder miyim? Evet hissederim ya da hayır hissetmem cevabını verebilirim. O yüzden bunun cevabımız da bir sıfat değil. Sözlerin bir anlamı var mı hala? Evet var ya da hayır yok diyebilirim. Yine sıfat cevabını alamıyorum. Soru anlamını bir sıfatla sağladığını burada da yine göremiyorum. Ama ikinci cümlede soru anlamının tam olarak sıfatla sağlandığını görebiliyorum. Her ikisi de bu arada sıfatla sağlanmış. 18 yaş ve atıyorum şu rüya derken, bu rüya derken ya da işte geçen gün gördüğüm rüyayı anlattım mesela şu rüya şeklinde belirtirken önündeki isimlerden kaynaklı soru anlamının sıfatla sağlandığını ve bunu netleştirmek için de bana verdiği cevabın yine sıfat olduğunu görüyorum. Şimdi geçiyorum bir diğer soruya. Şimdi bakalım doğru mu yanlış mı bunlardan belirtmemizi istemiş bize. Şimdi şiir yazana şair denir. Halk şiiri yazıp aynı zamanda bunu söyleyene ozan denir demiş. Evet arkadaşlar, şiir yazana şair denir. Aynı zamanda bunu yazıp söyleyene de ozan denir. O zaman bu bilgimize doğrudur diyorum. Şimdi bakalım ikinci bilgimiz. Dört dizelik kümelere beyit denir. İki dizeden oluşan kümelere ise kıta denir. Hayır, bu yanlış bir bilgi. Çünkü dört dizelik kümelere beyit değil,
kıta denir. İki dizeden oluşan kümelere ise kıta değil, beyit denir. O zaman bu bilgiye yanlıştır diyorum. O zaman geçiyorum üçüncü bilgimize. Serbest ölçü Türk şiirinde 1940'lardan sonra Orhan Veli Kanık ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Evet arkadaşlar, Türk şiirinde serbest ölçü Orhan Veli Kanık ile yaygınlaşmaya başlıyor Türk edebiyatı şiirinde. O yüzden buna da doğru bir bilgidir diyorum. Geçiyorum dördüncü bilgimize. Söğüt giz fısıldar, sayıklar meşe, ayık düş görür her bucak köşe. Ayık düş görür her bucak köşe. Şimdi burada hangisinde, yani yukarıdaki şiirde yarım kafiye kullanılmıştır diye söylemiş. Ancak burada yarım kafiye değil arkadaşlar. Bakın şöyle meşe ve köşeyi inceleyelim. Yarım kafiye neydi? Daha az ses benzerliği, ama burada iki ses benzerliği var. Şey eklerinden kaynaklı şöyle. Ve biz iki ses benzerliği olduğunda buna yarım değil tam kafiye diyorduk. Şöyle buraya da not alalım. Yarım kafiye değil tam kafiye diyorduk. O yüzden burada verilen bilgide yarım kafiye kullanılmıştır dediği için tek ses benzerliği değil iki ses benzerliği olduğu için de buna, bu bilgiye yani yarım kafiye dediği için yanlıştır diyorum. Geçelim son bilgimize. Cinaslı uyak dize sonlarında yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerin bulunmasına denir demişiz. Evet doğru, cinaslı uyak yazılışları aynı, anlamları farklı olana verilir demişiz. Şimdi geçiyorum buradan bir diğerine arkadaşlar. İyi doğru sözler onda, şefkat dolu gözler onda. Bu dizelerde ise ler eki ve onda sözcükleri görevleri ve anlamları için görevleri ve anlamları aynı olduğu için rediftir demiş. Bu cümlelerde ler eki ve onda sözcükleri görevleri ve anlamları bakımından aynı olduğu için redif midir? Bakalım. İyi doğru sözler onda, sözler onda. Bir kişiden bahsediyorum. Şefkat dolu gözler onda. Yine aynı şekilde çokluk eki anlamında ve burada yine kişiden bahsediyorum. O yüzden de buna doğrudur diyorum. Bu bilgimize de işareti koydum. Onun dışına geçiyorum bir diğer bilgimize. Masal, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Kahramanları olağanüstü varlıklar olabilir. Serim bölümü aynı zamanda giriş bölümüdür. Düğüm bölümü aynı zamanda gelişme bölümüdür. Çözüm bölümü aynı zamanda sonuç bölümüdür zaten. Bunları da parantez içinde burada vermiştik. Kahramanları da yine olağanüstü varlıklar olabilir. Evet, masalın özelliklerinden bahsetmiştik zaten. Masalın özellikleri arasında böyle bir bilgi yer alıyor biliyoruz ki. O yüzden bu bilgiye de doğrudur diyorum. Beydaba'nın fabları Kelile ve Dimne dünya edebiyatındaki ilk fablardandır. Türk edebiyatında ise ilk fab Harname, yani Şeyhinin Harnamesidir. O yüzden fablarla alakalı verilen bilgiler arkadaşlar doğrudur diyorum. Türk edebiyatında da Harname, Şeyhinin Harnamesi ilk fab örneği olma özelliğini taşıyor. O yüzden bu bilgiye de doğrudur diyorum. Evet, geçiyorum bir diğer sorumuza. Yukarıdaki şiirin kafiye şeması nasıl olmalı yazınız demiş. Bakalım hemen kafiye şemasını bulalım. Bir garip rüya rengiyle, buna A dedim. Başlangıç olarak buna A diyorum. Uyumuş gibi her şekil, benzer olmadığı için buna B dedim. Rüzgarda uçan tüy bile, şu bile rengiyle ile benzediği için buna tekrar A diyorum. Benim kadar hafif değil, yine bakın burada İki ses benzerliğinden kaynaklı B diyorum. Şimdi A B olduysa bu nasıl bir kafiye şemasıydı? Çapraz kafiye şemasıydı. O zaman cevabımız çapraz kafiye şeması olacaktır diyorum. A B şeklinde ilerlediği için çapraz kafiye şeması olacaktır diyorum. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Şiirin türü hangisidir diye sormuş. Bakalım. Gümüş bir dumanla kapandı yer yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler. Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı. Şimdi burada doğal olaylardan bahsetmiş. Yani doğadaki varlıkların durumlarından bahsetmiş. İşte sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler, işte beyaz kar, dumanla her yerin kaplanması vesaire. Yani tamamen içerisinde bulunan bir doğa aktarılmış. Şimdi ben doğanın aktarıldığı doğa şiirlerine ne diyordum?
Pastoral şiir diyordum. Satirik değil, duygusal değil, epik değil, didaktik değil. Tamamen pastoral şiir. Yani doğanın aktarıldığı, doğanın bize bilgi verdiği diye şiirlerdir diyorum. Doğa hakkında bilgiler verir diye. O yüzden de cevabımız B seçeneği olacak. Geçiyorum bir diğerine. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Mani anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir. Evet, doğru. Mani anonim halk edebiyatının en yaygın şeklidir. Uyak düzeni AAXA şeklindedir. Evet, genellikle 3. dizedeki şey bilinmez. O yüzden oraya X koyarız. Ama başlarda AX sağlanır. İlk 3, 2 ve 3, 4. şeylerde. Manilerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Buraları doldurma dizeler de denir. Evet, manilerle alakalı konu anlatımında bunu söylemiştik. İlk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için bilgilendirilir demiştik. Böyle bir giriş yapılır demiştik. Ve biz bunlara doldurma dizeler diyoruz demiştik. O yüzden bu da doğru. Manilerin temel duygu ve düşüncesi son iki dizede ortaya çıkar. Evet, tam bitirmesine yakın artık son iki dizeye geldiğinde temel duygu ve düşünceden bize bahseder. Ve temel duygu ve düşünce son iki dizede ortaya çıkar dedik. Bu da doğru. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Hayır, maniler genellikle 11'li hece ölçüsünde değil. Maniler genellikle 7'li hece ölçüsü ile yazılır dedik. Şöyle 7'li hece ölçüsü. Evet, son sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Hangisinde kadar edatı cümleye aşağı yukarı anlamı katmıştır? Yani yaklaşıklık anlamı değil mi? Burada aşağı yukarı derken şöyle demek istediğimiz şey yaklaşıklık. Bakalım. Bu koltuklar kadar güzelini daha önce görmedim. Burada yaklaşıklık değil, çok güzel olduğundan bahsediyor. O yüzden geçtim. İnsanı zaman kadar olgunlaştıran bir şey yok. Yani zaman insanı çok fazla olgunlaştırıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yaklaşıklık anlamı, yani aşağı yukarı anlamı koyamıyorum. O yüzden bunu da geçtim. Bu evde bir yıl kadar yaşadık. Şimdi bir yıl kadar derken burada yaklaşık olarak bir yıl kadar. Yani bir yıldan az da olabilir, bir yıldan çok da olabilir. Tam bir yıl değil, onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden yaklaşıklık anlamı kattığı için, yani aşağı yukarı bu evde bir yıl yaşadık diyebildiğim için daha doğrusu, burada aslında kadar edatı cümleye yaklaşıklık anlamı, yani aşağı yukarı anlamı katmıştır diyorum. Ama diğerlerini de bir inceleyelim. Annem kadar sinirli birini görmedim. Annemin çok sinirli olduğundan bahsediyorum. Senin kadar çalışkan olsaydım tıp kazanırdım. Burada karşılaştırma anlamı katmış yine. Senin kadar çok çalışıyor olsaydım eğer ki anlamı katmış. O yüzden bulduğumuz cevap C seçeneği ve son sorumuzu da bu şekilde işaretlemiş oluyorum. Kadar edatı burada aşağı yukarı anlamı katmıştır diyorum. Evet, bu kadar. Son iki ünitenizin de sınav hazırlığı bu şekildeydi. Örnek yazılı hazırlığı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.